Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir yoğurt sosu hazırlayacağız. Bu yoğurt sosunu isterseniz patates kızartmalarında, hamburger tarzı şeylerde ya da fast food kızartmalarında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz şöyle kornişon salatalarımız. Bunu istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben biraz küçük olduğu için en az 6 tane kornişon turşu ekleyeceğim. Bir adet temizlenmiş şöyle sarımsak. Maydanoz ise bir avuç dolusu olacak şekilde. Maydanozumuz şöyle bir yemek kaşığı limon suyu, yine bir yemek kaşığı olacak şekilde turşu suyu, bir su bardağı yoğurt, sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz, biraz tuz ekleyeceğiz. İsteğe göre de labne veya karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben ikisini eklemeyeceğim çünkü labneyi bu tarz soslarda ben sevmiyorum. Yapacağımız malzemeler bunlar. Şimdi hemen aslında çok pratik bir makineyle hepsini anında yapacağımız bir sos. Bu tarz soslar iyi oluyor arkadaşlar. Hem rahat hem de makinede çekildiği için kısa sürede rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Önce şöyle maydanozlarımı ekleyelim. Üzerine turşularımı ekliyorum ve sarımsakları içinde temizlemiştim. Şöyle limon suyumu, aynı şekilde turşu suyumu ekledim. Su bardağı yoğurt. Bütün malzemelerimizi ekliyoruz. En son makinede çekeceğiz. Ve bardakta kalan yoğurdumuzu da mutlaka alıyoruz. Yemek kaşığı kadar olacak şekilde sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben biraz bol yağlı seviyorum soslarda. Tuzumu alacağım. Şöyle zaten turşu olduğu için arkadaşlar yarım çay kaşığı olacak şekilde tuzumu ekliyorum. Sonradan tuzu da kendiniz de ekleyebilirsiniz. Hemen şimdi makinede biraz ses yapacağız. Hemen çekimini yapalım. Şu ara ara bu tarz makineleri kullanıyorsanız arkadaşlar ara ara sürekli direkt kullanmayı motorunu hem uzun süre rahat bir şekilde makineniz çalışır hem de bir sorun yaşamazsınız. Maydanozlar biraz zor arkadaşlar böyle parçalandığı için içerisinde, o yüzden 1-2 dakikada olsa bir çekim yapmamız lazım. Hemen bir bakalım. İstediğim şekilde kıvamını almış. Bütün hepsi parça halinde. Bir son kez daha çekmek istiyorum. Makineye takabilirsem size. Şöyle şunları kenara alayım. Şu motor kısmını da hemen söküyoruz. Bunları arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bunlar suya değmiyor. Geri kalan ise zaten yıkayacağımız için sorun yok. Sarımsağı bir tane koyduk ama buram buram bir sarımsak kokusu geliyor. Sarımsak veya bu tarz kokuları sevmeyen arkadaşım varsa eklemeye de bilir ama sarımsaklı da her sos güzel oluyor. Genellikle domates sosu çok yapıyoruz kızartma tarzı şeyler yapınca ama bu çok farklı bir sos. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar hemen. Normalde ekmeğinizi batırıp da yiyebilirsiniz. İlla bir kızartma ya da herhangi bir şekilde yemek yanında da kullanmaya da bilirsiniz. Ekmeğinizi batırıp çok güzel kaşıkla da yiyebilirsiniz. Böyle diyet yapan arkadaşım varsa onun için de güzel olur. Kaşıkla rahat bir şekilde yiyebileceğiniz bir güzel yoğurtlu sosumuz. Şöyle en son kısmında temizleyelim. Şöyle üzerine de süslemek için hafif karabiber ekliyorum. Ve üzerine biraz da güzel kokusunu versin diye kekik. Bunlar zevke göre kalmış baharatlar arkadaşlar. Kendi zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir kekiği eklerken de
Elimde biraz şöyle çeviriyorum. Şimdi yakından da göstereceğim. Güzel bir yoğurtlu sosla geldik. Mutlaka deneyin. Böyle sıvı tarzı kızartmalarda, diyetlerde rahat tüketebileceğiz bir salata sosu size göstermek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.